Ondan sonra ikinci etapta sosyal medyada yapılan yalan haberler. Bunlara çok ağır cezalar kesilmeli. Şimdi bir seçim süreci yönetildi. Seçim sürecini kazandık elhamdülillah. Ama adamlar seçimde bütün istediği yalanları attılar. İstediği gibi insanları yutturdular. Seçimden sonra bunlara belirli cezalar geldi. Ama siz seçimi ya kaybetseydiniz? Şimdi ceza versen de umurunda değil ki adamın yani. Ya kaybetseydiniz? Yani demek istediğiniz o ki çok rahat yalanlar atılıyor, millet kandırılıyor. Bunun cezası ne zamana kalıyor? İş işten geçtikten sonraya kalıyor. Hayır. Bir adam yalan attıysa anında cezası kesilecek. O ikinciye klavyeyi aldı mı 30 kere düşünecek yazmadan. Böyle olması lazım. Yani bu sadece devlet işlerinde değil, zaten şimdiye kadar bir sürü insan ah etti yani. Sosyal medya diye bir şey açılmış ortaya. İnsanlar birbirine iftira atıyorlar. Gidiyorsun hiçbir türlü şikayet edemiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hadi insanlar kendi şahısları geçelim. Devletin aleyhine bir takım oyunlar yapılıyor ve hiçbir şey yapılamıyor. Adam istediği yalanı atıyor gidiyor. Son zamanlarda yeni cezalar geldi. Onlar da tam yerinde değil yani. Yine atılıyor. Neler neler yapılıyor. Bu seçimde neler neler yapılıyor. Oradan kesiyorlar, ucundan kesiyorlar, yayınlıyorlar. Milleti kandırmak için. Sosyal medyada yalan söyleyen, haberlerde yalan söyleyen, gazetede yalan söyleyen, bunları kardeşim ağır cezalara çarptırmak gerek. Bu insanlar milleti çok güzel kandırıyorlar. Kandırıyorlar yani, beceriyorlar bunları. Bunu yapıyorlar.